Melezleşme ile ilgili bir soru daha soralım. Sınava girmeden önceki son melezleşme sorusu olacak. Daha önce bir moleküldeki iki farklı atomun melezleşmesinden bahsetmemiştik. Burada aynı moleküldeki karbon ve azot atomunu görmektesiniz. Öğrendiğiniz kestirme kuralları kullanarak bu atomların melezleşmelerini bulun. Son 10 saniye. Pekala, mükemmel. Başarı oranı %94. Şimdi soruyu kısaca gözden geçirelim. Bu molekülde Ca karbon atomu sp3 melezleşmesi yapar. Peki buradaki geometri nedir? Evet, dört yüzlü. Azot B molekülü de sp3 melezleşmesi yapar. Peki azot etrafındaki geometri nedir? Evet, üçgen piramit. Burada yalın çifte dikkate almamız gerekirdi. Şimdi ders notlarına başlayalım. Bakalım bugün neler anlatacağız. Öncelikle morfin kuralını tanıtacağız. Morfin kuralının 4 şartından bahsedeceğiz. Morfin kuralı, morfin bileşiğinin biyolojik aktifliğinden sorumlu 4 yapısal özelliktir. Morfine benzeyen ilaçlar, benzer yapısal özelliklere ve benzer farmakolojik aktiviteye sahiptir. Morfin kuralında bir bileşikte bulunması gereken 4 şık şunlardır. 1. Bileşikte bir fenil halkası veya aromatik halka bulunmalıdır. 2. sp3 melezleşmesi gösteren karbon atomu bulunmalıdır. 3. CH2-CH2 grubu bulunmalıdır. 4. sp3 melezleşmesi gösteren azot atomu bulunmalıdır. Şimdi morfin molekülüne bir bakalım. Buradaki ayrıntılı yapı ilk yapıdan biraz daha karmaşık görünmektedir. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Önceki yapıyı morfin molekülü üzerinde mor renkte gösterelim. Aslında morfin kuralını belirleyen kısım burasıdır. Morfin molekülü reseptöre bu kısımdan bağlanır. Bu acı reseptörüdür ve morfin bu reseptöre bağlandığında acı hissini bloklar. Burada geometri önemlidir. Çünkü molekülün yapısını ve şeklini belirler. Eğer molekülünüzün bir kısmı morfin kuralındaki grupları içeriyorsa, molekülünüzün geri kalan kısmı ne olursa olsun acı reseptörüne oldukça sıkı bağlanabilir. Morfin bildiğiniz gibi iyi bir ağrı kesicidir. Yine hepinizin bildiği gibi bağımlılık yapar. Günümüzde ağrı kesici olarak hastanelerde gözetim altında sınırlı miktarda kullanılmaktadır. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. Morfinin etkisi endorfine çok benzer. Endorfin vücutta sentezlenen doğal bir ağrı kesicidir. Endorfinin yapısı morfinin yapısına çok benzer. Endorfin beyinde çok düşük derişimlerde sentezlenen ufak peptit moleküldür. Acı reseptörüne bağlanır ve acıyı bloklar. Bazen endorfin yüksekliğinden bahsedildiğini duyarsınız. Fazla spor yaparsanız, örneğin uzun süre ve yüksek hızda koşarsanız, vücut daha çok endorfin salgılar. Endorfin patlaması olur. Aniden acı hissetmezsiniz. Acı veren şeyler artık sizi rahatsız etmez. Morfin ile endorfinin yapısı aynı değildir ama birbirine çok benzer. Şimdi morfinin diğer türevlerine bakalım. Kodein ve diasetil morfin gibi. Bunların yapılarına bakarsanız içlerinde morfin kuralı olduğunu görürsünüz. Bunların yapılarını Vesper kuralını kullanarak aydınlatabilirsiniz ve buradaki melezleşmeleri düşünebilirsiniz. Bildiğiniz gibi kodeinin ağrı kesici özelliği morfinden daha azdır. Aynı zamanda daha az bağımlılık yapar. Bu nedenle düşük dozları reçete ile yazılabilir. 20 yaş dişinizi çektirdiyseniz veya buna benzer bir durumda bazılarınız önceden kodein almış olabilir. Şimdi acıyı nasıl hafiflettiğine bakalım. Şimdi ilginç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu morfinin diasetil morfin türevi. İkisi arasındaki tek fark morfindeki 2 hidroksi grubu yerine
İki asetil morfinde iki asetil grup geçmiştir. Bayer firması tarafından sentezlenmiştir. Bayer firması aspirinle büyük bir başarı elde etti. Salisilik asiti aldılar ve bundaki hidroksi grubun yerine asetil gruplarını koydular. Asetil salisilik asit elde ettiler. Bunun yaygın adını bilen var mı? Evet, aspirin. Bayer ve aspirin adı birbiriyle özdeşleşmiştir. Pazarlamada bu yakın ilişkiyi kurmak için çok çalıştılar. Telif hakları nedeniyle bu ilişkiyi kurmak biraz güçtür. Bayer, morfinde de benzer bir değişiklik yaparak bir asetil morfini buldular. Bu ilaç morfinden çok daha etkindir. Bu bileşiğin çok çok küçük miktarı bile morfin ile aynı ağrı kesici etkiyi yapar. Bundaki problem bazı yan etkileri maskelemesidir. Başlangıçta fark edilmez ama güçlü bir bağımlılık yaratır. Bu ilaç ilk çıktığında kahraman ilaç olarak düşünülmüştü. Çünkü çok güçlü bir ağrı kesiciydi. Buna Bayer'ın heroini dediler. Aspirinde yaptığımız gibi Bayer ile heroin adı arasında bir bağ kuramıyoruz. Çünkü Bayer o bağlantıyı kurmak için çok fazla çalışmadı. İlaç tarihinde ilginç bir hikayedir. Şimdi bir örnek daha göstereceğim. Demerol. Klinik olarak oldukça sık kullanılır. Demerolün yapısına bakarsanız morfine hiç benzemediğini görürsünüz. Eğitimsiz bir göz aralarındaki ilişkiyi göremez. Çünkü kimyadaki bazı temel prensipleri bilmeniz gerekir. Bilirseniz demerolün ortasındaki morfin kuralını ayırt edebilirsiniz. Aslında demerol de morfinin alternatifi olarak kullanılan ağrı kesici bir ilaçtır. Aslında ağrı kesici özelliği morfin kadar kuvvetli değildir. Fakat onun kadar bağımlılık yapmaz. Demeroldaki mide bulantısı gibi yan etkiler morfinden daha azdır. Demerolün de kendisine göre bazı problemleri vardır. Morfine farklı bir alternatif olarak sunulması iyi bir çözüm değildir. Vesper teorisine göre veya melezleşmeye göre düşünecek olursak, şimdi vites değiştireceğiz ve bugün yepyeni bir konuya başlayacağız. Çarşamba günü işlediğimiz derste melezleşmeyi hızlı bir şekilde tayin etmek için bazı kurallar vermiştik. Sonra termokimya konusuna kısa bir giriş yaptık. Özel olarak kimyasal tepkimelerdeki entalpiler hakkında konuştuk. Entalpi bir kimyasal tepkime oluşurken tepkime esnasında alınan veya verilen enerji miktarıdır. Şimdiye kadar bir tepkimenin toplam entalpisini belirlemek için iki yol önerdik. Şimdi başka bir teknikten daha bahsetmek istiyorum. Bu daha önce bahsettiğimiz tepkime entalpisi veya bir tepkimedeki ısı değişimi kavramına dayanır. Entalpi bir hal fonksiyonudur. Hal fonksiyonu yoldan bağımsızdır. Bizi ilgilendiren tek şey tepkimenin sadece başlangıç ve son halidir. Mesela glukozun yükseltgenmesinde başlangıç hali 1 mol glukoz ve 6 mol oksijen gazıdır. Tepkime sonunda 6 mol karbondioksit ve 6 mol su meydana gelir. Bizi ilgilendiren sadece iki hal arasındaki farktır. Tepkimenin son hale nasıl geldiği umurumuzda değildir. Bunu nasıl hesaplayacağımızın bir yolunu biliyoruz. Standart oluşum entalpilerini kullanabiliriz. Ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda ikinci yoldan gideriz. Doğrudan aşağı inmeyiz. Bunun yerine önce yukarı çıkarız. Glukoz molekülünü elementlerine parçalarız. Bu tepkimenin entalpisini kitapların arkasındaki çizelgelere bakarak hesaplayabiliriz. Bundan sonra neye ihtiyacımız olduğunu bilmek kolay değildir. Ama 6 mol karbondioksit molekülünün oluşum entalpisini düşünebiliriz. Sonra bir adım daha ilerleriz ve 6 mol su molekülünün oluşum entalpisini düşünebiliriz. Bu bir çember çizmek gibidir. Önce yukarı çıkarız, sonra aşağı ve daha aşağı ineriz, çemberi tamamlarız. Çünkü bu hal fonksiyonudur ve bunu yapmamıza izin verir. Bu konuştuklarımızı formüllendirebiliriz. Buna Hess yasası denir. Hess yasasına göre elimizde birden çok kimyasal tepkime varsa bizi ilgilendiren kimyasal eşitliği elde etmek için bunları birbirine ekleyebiliriz. Diğer bir deyişle bizi ilgilendiren tepkiminin entalpi değişimini bulabilmek için
Bu tepkimeyi oluşturan diğer tepkimelerin entalpilerini toplayabiliriz. Şimdi burada ne konuştuğumuza bir bakalım. Biraz önce grafik olarak gösterdiğim örneği şimdi eşitlikler halinde göstereceğim. Çünkü Hess yasası için bu daha uygundur. Hess yasası bunları kimyasal tepkimeler şeklinde düşünmemize izin verir. Bunları cebirsel ifadeler gibi kabul edebiliriz. Yapacağımız tek şey reaktifler ve ürünler tarafındaki benzer terimleri yok etmektir. Böylece ilgilendiğimiz denklemi elde edebiliriz. Yani glukozun yükseltgenme tepkimesini. Bu sadeleştirmeleri yaparken çok dikkatli olmamız gerekir. Çünkü sadeleştirmeler yapıldıktan sonra net tepkime ortaya çıkar. Önce oksijen molekülleri birbirine götürsün. Tepkimenin 6 ile çarpıldığına dikkat edin. Sonra diğer oksijenlere götürtelim. Benzer şekilde hidrojen moleküllerini de sadeleştiririz. Son olarak karbon atomlarını sadeleştiririz. 6 ürünlerde 6 reaktifler de vardı. Gördüğünüz gibi sadeleşmeyen diğer moleküller aşağıda tepkime olarak kalmıştır. Bundan sonra buradaki tüm farklı tepkimelerin entalpilerini toplayalım. İlk durumda 1 mol glukozun tepkime entalpisi artı 1260 kilojül bölü moldür. Bu tepkimenin entalpisi pozitiftir çünkü bu tepkimenin tersi oluşum entalpisidir. Bu nedenle glukozun parçalanma enerjisi pozitiftir. Sonra ikinci tepkimenin entalpisini koyarız. Bunun değeri eksi 393,5 kilojül bölü moldür. Bunun 6 ile çarpılması gerekir. Son olarak bir sonraki tepkimenin entalpisini koyarız. Değeri eksi 285,8 kilojül bölü moldür. Bunu da 6 ile çarparız. Şimdi buradaki her bir tepkimeyi toplayalım. Elde edilen son tepkime şöyledir. Buna karşılık gelen entalpi değişimi eksi 2816 kilojül bölü moldür. Çarşamba günü bu tepkime için verdiğimiz deneysel entalpi değerini hatırlayan var mı? Evet, burada hesapladığımızla aynı değer. Oluşum entalpilerini kullanarak da aynı deneysel sonucu bulmuştuk. Toplam tepkimenin entalpi değişimini bulmak için şimdiye kadar 3 yol gösterdik. Bunların hepsi ders notlarınızda var. Bu bölümü bitirirken bunları tahtaya sizin için tekrar yazacağım ve özetleyeceğim. Çünkü buradaki iki şey biraz karıştırılabilir. Bu iki şeyi karıştırmayacağınızdan emin olmak istiyorum. Bir tepkimenin entalpisini hesaplamak için öğrendiğimiz ilk yol neydi? Evet, bağ entalpilerinden bahsetmiştik. Bağ entalpilerinin sembolü genellikle delta H'tır. Karışıklığın başladığı yer de burasıdır. Çünkü her şey delta H'tır. Farklandırmak için genellikle alt indis kullanılır. Burada ya indis kullanılmaz, bazen de alt indis olarak B harfi ilave edilir. Bağ entalpilerini hesaplarken genellikle şu formülü kullanırız. Delta H, reaksiyon alt indisi eşittir. Bağ kırılması sırasındaki bağ entalpilerinin toplamı eksi bağ kırılması sırasındaki bağ entalpilerinin toplamıdır. Bunun ne anlama geldiğini biraz düşünelim. Burada kırılan bağları konuşacak olursak, bunlar neye aittir? Reaktife mi yoksa ürüne mi? Reaktife aittir. Reaktiflerin bağ entalpilerini toplarız ve ürünlerin bağ entalpilerinin toplamından çıkartırız. İlk yöntem budur. İkinci yöntemde oluşum entalpilerini kullanırız. Bu bazen sezgisel olabilir. Çünkü bir bileşiği oluşturmak için gereken entalpi değişimini konuşuyoruz.
Bunu kullanarak hesaplama yapmak istersek, tepkiminin delta H değeri eşittir. Nedir? Ürünler mi yoksa reaktifler mi? Evet, ürünler. Eksi reaktiflerin toplam oluşum entalpileri. Üçüncüsü, biraz önce bahsettiğim Hess yasasını kullanmaktır. Aslında ilk ikisi de Hess yasasının bir uygulamasıdır. Özel bir uygulamasıdır. Bu iki yolu tahtada birbirine yakın yazmamın nedeni ilk ikisini karşılaştırmak içindir. Pek çok öğrenci bunları genellikle birbirine karıştırır. İlk durumdaki reaktif eksi ürünlerdir. İkinci durumda ürün eksi reaktiftir. Entalpilerle hesaplama yaparken bu iki şeyi hatırlamanız gerekir. Bunun nedeni bağ entalpisi tanımıdır. Bir bağı kırmak için entalpi alınır. Sisteme ısır girer. Bu nedenle işareti artıdır. Çünkü kararlı bir bağınız varsa bunu kırmak için enerji vermek zorundasınız. Sonuçta burada pozitif bağ entalpisine sahip oluruz. Bunun tam tersine, oluşum entalpisinden bahsettiğimizde bir molekülün oluşumu sırasındaki entalpi değişiminden bahsederiz. Örneğin, kuvvetli bağları olan kararlı bir molekülün oluşum delta H entalpisinin işareti nedir? Pozitif mi yoksa negatif mi? Negatif. Delta H oluşum entalpisinin işareti negatiftir. Çünkü bu terimler negatif olarak kullanılır. Halbuki ilk yöntemde pozitif olarak kullanıyoruz. Çalışırken işaretlerin yerini değiştirebilirsiniz. Ders notlarına gidin, inceleyin ve bağ entalpilerine karşı bağ oluşum entalpilerini kullanırken karıştırmayacağınızdan emin olun. Entalpi hakkında çok fazla konuştum. Sadece tekrar yapmak istedim. İkinci sınavda buraya kadar olan yerden sorumlusunuz. Bugün sınıfta bir kez daha netleştirmek istedim. Hepsi bu kadar. Çarşamba günü yapılacak ikinci sınav için bir hatırlatma yapmak istiyorum. 10. dersten bu yere kadar olan konulardan sorumlusunuz. Sadece entalpilerden ve 4. ve 5. problem setlerinden sorumlusunuz. Söylediğim gibi, bu öğleden sonra ilave uygulama problemlerini postalayacağım. Bunlar aynı kavramların gözden geçirilmesiyle ilgilidir. Bu hafta sonu daha fazla uygulama yapabilirsiniz. Bu entalpidir. İkinci sınav materyallerinin sonudur. Konuşmamız gereken gerçekten önemli bir kavram daha vardır. Aksi takdirde entalpiyi kesmek istemezdim. Düşünmeniz gereken diğer önemli kavram istemli değişmedir. Yani kendiliğinden değişmedir. İstemli tepkime kavramını daha önceden bildiğinizi düşünüyorum. İstemli tepkime herhangi bir dış etki olmaksızın sağ tarafa doğru kendiliğinden ilerleyen tepkime anlamına gelir. Mesela kimyasal tepkimeler istemli proses olabilir. Örneğin bir dağın tepesinden yuvarlanan taş kendiliğinden istemli bir biçimde yuvarlanır. İstemli prosesler aynı zamanda bir yöne sahiptir. Çünkü iş vermeksizin bir taş dağın tepesine kendiliğinden yuvarlanamaz. İstemli olaylar kendiliğinden meydana gelen olaylardır. Bunu kimyacı gözüyle düşünelim. Bizi ilgilendiren istemli tepkimelerdir. Şimdi farklı türdeki istemli tepkimeleri düşünelim. Bunların istemli olmasına neden olan bazı fikirler ileri sürelim. Örneğin, demirin yükseltgenmesi yani paslanma olayı istemli bir tepkimedir. Bu aynı zamanda eksotermik bir tepkimedir. Delta H değeri eksi 824 kilojül bölü mole eşittir. Burada yazılan diğer bir istemli tepkime ise asit baz tepkimesidir. Bunlar birbirlerini nötralleştirirler. Hidronyum iyonu ve hidroksit iyonu tepkimeye girerek su oluştururlar. Bu tepkime istemlidir ve eksotermiktir. Delta H
değeri eksi 55,9 kilojül bölü moldür. Şimdi vücudumuzda gerçekleşen bir kimyasal tepkimeye bakalım. ATP'nin hidrolizi inanılmaz derecede önemli bir tepkimedir. Burada adenozin, diğer tarafta trifosfat grubu vardır. Adenozin trifosfata kısaca ATP denir. Toplam yükü eksi 4'tür. Hidrolizlendiğinde buradaki fosfat bağlarından biri kopar. Böylece adenozin difosfat oluşur. Buna kısaca ADP deriz. Yükü eksi 3'tür. Notlarda bu eşitlik farklı mı? Hangi eşitlikten bahsediyoruz? Pardon, hangi sayfadaydı? İkinci sayfa. Evet, yanlış yazılmış. Bu tepkimeyi notlarınızda düzeltin. Ya da ben düzeltip hepinize yeni baştan postalayayım. Web sayfasındakini de düzeltirim. 4 demir olmalıydı. Artı 3 mol oksijen. 2 mol de demir 3 oksit. Gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Herkes buraya bir işaret koysun. Bunları düzeltip tekrar size postalayacağım. ATP'nin hidrolizine geri dönelim. ATP'den ADP'ye dönüşme kendiliğinden olan bir tepkimedir. Aynı zamanda ısı veren bir tepkimedir. Entalpi değişimi eksi 24 kilojül bölü moldur. Burada gösterdiğim 3 tepkime de istenmedir ve ısı veren tepkimelerdir. Benzer şekilde sayısız başka tepkimeler de örnek olarak verebilirdim. Isı veren bir tepkimeniz varsa bu tepkime aynı zamanda oda sıcaklığında istenmedir. Bu tepkimelerden bir sonuç çıkarabiliriz. Gerçekte bir tepkimenin istemli veya istemsiz olmasından entalpi sorumludur. Bu izlenimi elde etmek oldukça kolaydır. Herhangi bir sonuç çıkartmadan önce birkaç tane daha tepkime göstereceğim. Örneğin, buzun oda sıcaklığında erimesi. Bu istemli bir olaydır. Entalpi değişimi pozitiftir. Değeri artı 6,95 kilojül bölü moldür. Bir örnek daha vereyim. Amonyum nitratın suda çözülmesi. Amonyum nitrat genellikle suni gübre olarak kullanılır. İyi bir azot kaynağıdır. Suda çözüldüğünde amonyum ve nitrat iyonları oluşur. Bu istemli bir tepkimedir ve delta H değeri pozitiftir. Şimdi bunların hepsini bir arada düşünürsek entalpi istemliliğin anahtarı olabilir mi? Bunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Kesinlikle söyleyemeyiz. Pek çok durumda oda sıcaklığında aralarında bir korelasyon vardır. Ama istemliliği Gibbs serbest enerjisi ile ifade ederiz. Yani delta G'dir. Şimdi delta G'yi entalpi ile ilişkilendirebiliriz. Bu formülde de görüldüğü gibi delta G ile delta H arasında bir korelasyon vardır. Çünkü delta G eşittir delta H eksi bu terimdir. Yani sıcaklık çarpı entropi değişimidir. Gördüğünüz gibi burada entalpi kavramını ilaveten istemlilikte rol oynayan başka bir terim daha vardır. Bunu biraz sonra göreceğiz. Şimdi delta G veya serbest enerji değişiminin işaretleri hakkında konuşalım. Önce negatif delta G'den başlayalım. Sizce istemli midir yoksa istemsiz midir? İstemlidir. Yani kendiliğindendir. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Önemlidir. Delta G'nin negatif olduğu yerde mutlaka enerji açığa çıkacak demektir. Tepkime kendiliğinden ilerler, yani tepkime istemli olacaktır. Delta G sıfırdan büyükse tepkime istemsiz olacaktır. Yani tepkime kendiliğinden oluşmayacaktır. Delta G sıfıra eşitse bu noktada sistem dengededir. Yani hem ileri hem de geri yönde bir değişim olmaz. Burada bir şeye işaret etmek istiyorum.
Bu tepkimeler sadece sabit sıcaklık ve basınçta geçerlidir. Bu eşitliği sınıfta tartışacağız. Pek çok kimyasal tepkime gerçekten sabit sıcaklıkta ve sabit basınçta gerçekleşir. Çünkü tepkimelerin çoğu açık atmosferde gerçekleşir. Şimdi serbest enerji değişiminin istemliliği tayin ettiği halde entalpi değişiminin niçin tayin etmediği üzerinde kısaca konuşalım. Önce delta G'nin tanımını bir hatırlayalım. Delta G neydi? Delta G bir tepkimede salınan veya kullanılan enerjidir. Fakat bir tepkimede açığa çıktığında doğrudan iş yapımında kullanılır. Buna faydalı iş denir veya serbest enerji. Halbuki buradaki entalpi bir tepkimede bağların kırılması ile açığa çıkan ısıdır. Fakat bu ısının bir kısmı molekülde tutunur veya harcanır. Buradaki T delta S terimi bu durumu ifade eder. Bunu tutunan veya serbest bırakılmayan enerji olarak düşünebiliriz. Mesela bu sınıftaki molekülleri düşünelim. Moleküller titreşim ve dönme hareketi yaparlar ve bu hareketleri yapması için molekülde depolanmış bir enerjinin bulunması gerekir. Şunu diyebiliriz. Tepkimede bağların kırılması ile enerjinin sadece belli bir kısmı serbest bırakılır. Mesela delta H terimi negatif olduğu halde delta G terimi hala pozitif olabilir. Örneğin amonyum nitrat suda çözündüğünde iki iyon ayrılır. Bu tepkimenin delta H terimi pozitiftir. Yine de tepkime istemlidir. Yani kendiliğinden ilerler. Şimdi bunun delta G değerini hesaplayalım ve negatif olduğunu görelim. Delta G 0 eşittir delta H 0 eksi T delta S 0'dır. Tepkime oda sıcaklığında olsun. Delta G eşittir 28 kilojoule bölü mol eksi 298 Kelvin. Bu eşitlikte sıcaklık daima Kelvin alınır. Sonra entropi ile çarpmamız gerekir. Burada bir şeyi dikkatinizi çekmek istiyorum. Entropi çok ufak bir değer olduğu için joule cinsinden verilir. Formülde yerine koyarken kilojoule çevirmeyi ihmal etmeyin. Burada sıcaklığı 0,109 kilojoule bölü mol Kelvin ile çarpmamız gerekir. Bunu tekrar yazalım. 28 eksi 32,5 kilojoule bölü mol. Sonuçta tepkimenin delta G değeri eksi 4 kilojoule bölü mol olur. Şimdi bunu konuşalım. Delta G değeri negatif olduğuna göre tepkime istemli midir yoksa istemsiz midir? Evet, istemlidir. Delta G değeri negatif olduğu için entalpi değişimi pozitif olmasına rağmen tepkime istemlidir. Şimdi bir tepkimeye daha bakalım. Şimdiye kadar glukozun yükseltgenme tepkimesine çok zaman harcadık. Bu tepkimenin delta H değeri eksi 2816 kilojoule bölü moldur. Delta S değeri ise artı 233 joule bölü mol kelvindir. Bu hesabı yapmadan önce bir clicker sorusu soralım. Burada ne olduğunu düşünmenizi istiyorum. Glukozun yükseltgenme tepkimesindeki entalpi ve entropi değişimlerine bakarak aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğunu söyleyin. 1. Her sıcaklıkta istemli. 2. Her sıcaklıkta istemsiz. 3. Tepkimenin sıcaklığına bağlı olarak hem istemli hem de istemsiz olabilir. Son 10 saniye. Farklı cevaplar vermişsiniz.
Bugünkü yarışma grubunuzu ya kazandırmış ya da çökertmiş olabilirsiniz. Cevabınız yanlışsa önünüzde telafi etmeniz için birkaç ders daha var. Doğrusu her sıcaklıkta istemli olacaktı. Bunun için eşitliğe bakmamız gerekir. Tepkimi istemli ise delta G negatif olmalıdır. Burada delta H negatif olduğuna göre bu durumda sıcaklık ne olursa olsun delta G'nin değeri her zaman negatif olacaktır. Eğer delta S pozitif ise bu durumda T delta S terimi daima pozitif olacaktır. Önünde eksi katsayısı olduğundan bu terim de daima negatif olacaktır. Her iki terim daima negatif olduğundan bunların toplamı olan delta G de daima negatif olacaktır. Şimdi glukozun yükseltgenme tepkimesi için hesaplama yapalım. Ne yaptığımızdan daima emin olmamız gerekir. Bunun için verilen değerleri formülde yerine koyarız. Delta G'nin ne olduğuna bakalım. Delta G değeri eksi 2885 kilojül bölü moldür. Yani bu tepkime istemlidir. Bu tepkime kendiliğinden ilerler. Şimdi daha önceden bahsettiğimiz entropi terimine geçelim. Hep sözünü etmiş ama hiç açıklamamıştık. Birkaç dakika durup bu terimi düşünelim. Entropi düzensizliğin bir ölçüsüdür. Sanırım her şeyin düzensizliğe gitme eğilimini kolayca kavramlaştırabiliriz. Bunun için çok sayıda yöntem kullanabilirsiniz. Kimyasal tepkime için konuşacak olursak, entropi değişiminden bahsetmemiz gerekir. Bir tepkime ilerlerken sistem daha mı düzenli hale geçer veya daha mı düzensiz hale geçer? Entalpide gördüğümüz gibi entropi de bir hal fonksiyonudur. Yani yola bağımlı değildir. A noktasından B noktasına hangi yoldan gidildiği önemli değildir. Bizi ilgilendiren sistemin şimdiki halidir. Şimdiki halinden kastımız aslında entropi farkıdır. Kavramsal olarak düzensizliğin ne olduğunu göstermek için New England eyaletindeki taş duvarları örnek vermek istiyorum. Taş duvarlar oldukça düzenli yapılardır. Diğer bir deyişle düzensizliği oldukça düşüktür. En düşük entropiye sahiptir. Antik çağlardan kalma New England'daki taş duvarlar şu anda tamamen yıkılmış bir haldedir. Bu duvarları başlangıçta olduğu gibi düzenli bir halde göremezsiniz. Epeyce taşı düşmüştür. Düzensizliği artmıştır. Bunun sonucunda entropisi de artmıştır. Taşlardaki bu entropi artışı ile hal fonksiyonu arasında bir analoji yani benzeşme yapmak istiyorum. Entropi değişimini düşünecek olursanız burada gösterdiğim delta S mesafesine karşılık gelir. Entropi değişimini bu iki düzey arasındaki farktan doğrudan hesaplamak mümkündür. Bizi son hale nasıl geldiği ilgilendirmez. Sonuçta duvar tamamen yıkılmıştır ve düzensizliği artmıştır. Mesela bazı taşlar yerine koyarak düzensizlik kısmen azaltılmış olabilir. Bunun bir önemi yok. Bizi ilgilendiren başlangıç ile son hal arasındaki farktır. Burada kendimi bir alıntı yapmaktan alıkoyamıyorum. Orada duvarları sevmeyen bir şey var. Bu dizeyi daha önceden hiç duymuş muydunuz? Bu çok ünlü bir şiir ve çok ünlü bir şair. Tahmin var mı? Evet, harika. Bu soruyu daha önce doğru cevaplayanı hiç görmemiştim. Robert Frost'un Mending Wall şiiri. Görünüşe bakılırsa birçoğunuz bunu biliyorsunuz. Bu beni çok memnun etti. Orada duvarları sevmeyen bir şey var. Bu şiir için birçok yorum var. Fakat belki de entropi ile ilgilidir. Entropi duvarları sevmez. Orada duvarları sevmeyen bir entropi var. Şimdi bu söylediklerimizi ve düşündüklerimizi formüllendirelim. Söylemek istediğim düzensizliğin artması, entropinin artması demektir. Bir tepkimede entropi değişimi pozitif ise bu hangi anlama gelir? Düzensizlik artar mı, azalır mı?
Evet, düzensizlik artar. Sistem düzensizliğe doğru gider. Burada entropi değişimi pozitiftir. Bunun tam tersine bakalım. Entropi değişimi negatifse düzensizliğin azaldığını görürüz. Bunları farklı haller için dikkate alacak olursak, verilen bir molekülün veya verilen bir bileşiğin gaz halini, sıvı halini, katı halini düşünecek olursak, bu hallerden hangisinin daha düzenli veya düzensiz olduğuna karar verebiliriz. Sizce bu üç halden hangisinin düzensizliği en fazladır? Evet, gaz halinin düzensizliği daha fazladır. Gazın düzensizliği sıvıdan, sıvının düzensizliği katıdan daha fazladır. Gaz molekülü istediği her tarafa hareket edebilir. Sıvıda hareket imkanı biraz daha sınırlıdır. Her tarafa gidemez. Sıvıda moleküller sadece belli bir hacim içinde yer değiştirebilir. Katı halde moleküller hareket edemez ya da yer değiştiremez. Görüldüğü gibi düzensizlik arttıkça entropi artmaktadır. Entropinin bu yorumu bize hesaplama yapmadan bir tepkime hakkında öngörüde bulunma imkanı verir. Aslında bu durumu severiz. Çünkü hesaplama yaptığımızda hesaplamayı kontrol etmemiz ve öngördüğümüz şeyin mantıklı olduğundan emin olmamız gerekir. Bu hesaplamayı konuşmadan önce burada bir clicker sorusu soralım. Hepinizin aynı sayfada olduğundan emin olmak istiyorum. Hidrojen peroksitin su ve oksijen gazına bozulma tepkimesine bakalım. Bu tepkimede delta S nedir? Pozitif mi? Negatif mi? Sıfır mı? Yoksa sıcaklığa bağlı olarak negatif veya pozitif olabilir mi? Son 10 saniye. Çok iyi. Günün en yüksek başarı oranı. Çoğunuz delta S'i pozitif bulmuş. Aslında bu oldukça açık. Çünkü 2 mol sıvıdan 2 mol sıvı ve ilaveten 1 mol gaz molekülü oluşmakta. Buna göre sistemde düzensizlik artar. Şimdi delta S'i nasıl hesaplayacağımızı düşünelim. Şimdiye kadar size tepkimelerin delta S değerini hep verdik. Ama gelecek problem setlerinde entropiyi hesaplamanız gerekecek. Burada yapacağımız şey moleküllerin her birinin mutlak entropisini kullanarak tepkiminin entropisini hesaplamaktır. Bunu birazdan göreceğiz. Buradaki hesaplama oluşum entalpilerini kullanarak tepkime entalpisini hesaplamaya çok benzer. Aralarındaki fark buradaki entropi değişimlerini değil, mutlak entropi değerlerini kullanırız. Bunun için endişelenmeyin. Entropiye göre mutlak sıfır kavramı vardır. Bu sıcaklıkta düzensizlik sıfır kabul edilir. Mutlak sıfırda bir molekülün kusursuz bir kristal olduğu düşünülür. Bu sıcaklıkta sistemde düzensizlik yoktur. Düzensizlik sıfır kabul edilir. Bir tepkiminin entropisini hesaplamak için ürünlerin mutlak entropilerinin toplamından reaktiflerin mutlak entropilerinin toplamı çıkartılır. Bunu daha önce clicker sorusu olarak sormuştuk. Yaptığımız öngörü ile yapacağımız hesaplamanın uyumlu olup olmadığından emin olalım. Bunun için önce ürünlerin entropilerini toplayacağız. Sonra reaktiflerin entropilerini toplayacağız ve farkını alacağız. Önce ürünlerden başlayalım. İlk ürün sudur. Bunu 2 ile çarpmayı unutmayın. Çünkü tepkime sonucunda 2 mol su oluşmuştur. Özür dilerim. Burası su olmalıydı. Bu tepkimeyi tahtaya yazayım. Tepkimenin delta S'ini konuşuyorduk. Delta S, ürünlerin entropilerinin toplamı 2 çarpı suyun entropisi.
artı sonra diğer ürün. Burada oksijen gazıdır. Oksijen gazını ilave edelim. Bunun katsayısı yok. Çünkü 1 moldur. Eksi hidrojen peroksitin entropisi. Katsayısı var mı? Evet, 2 olmalı. Su artı oksijen eksi hidrojen peroksit. Şimdi değerlerine bir bakalım. Burada entropinin sayısal değerleri doğru yazılmış. Tepkimenin doğru şeklini tahtadan alın ve notlarınızda düzeltin. Sonuçta bu tepkimenin entropi değişimi için bulunan değer artı 125 joule bölü moldur. Ayrıca delta S'in niçin pozitif olduğunu düşünebiliriz. Delta S pozitiftir çünkü sıvıdan sıvı artı gaza bir geçiş var. Düzensizlik artmaktadır. Bu tepkimenin istemli olup olmadığını düşünelim. Bunun için delta G değerini hesaplamamız gerekir. Gereken değerleri bu formülde yerine koyalım. Delta H eksi 196 kilojül bölü moldur. Sıcaklık 298 derece Kelvin'dir. Delta S'in değeri artı 125 joule bölü mol Kelvin'dir. Bunu kilojoule bölü mole çevirmeyi unutmayalım. Sonuçta delta G değeri eksi 233 kilojoule bölü mol olarak bulunur. İstemli midir yoksa istemsiz midir? Tepkime istemlidir. Bu tepkime size tanıdık gelebilir. Çünkü ecza dolabında çoğunlukla hidrojen peroksit bulunur. Hidrojen peroksitin son kullanma tarihine bakın. Eğer bu tarih geçmişse kullanmayın. Peki son kullanma tarihi geçmişse ne olur? Nasıl bozulmuş olabilir? Bu durumda hidrojen peroksit suya dönüşmüştür. Bunu sakın içmeyin. Büyük bir ihtimalle o noktada su miktarı hidrojen peroksit miktarından daha fazladır. Bu termodinamik için önemlidir. Çünkü termodinamik gerçekte bir tepkimenin ileri yönde istemli olup olmadığını söyler. Gördüğünüz gibi bu istemli bir tepkimedir. Fakat termodinamik tepkimenin zamanı hakkında bir şey söylemez. Bazı istemli tepkimeler saniyede veya mikrosaniyeden daha kısa sürelerde oluşabilir. Buna karşılık diğer istemli tepkimeler burada olduğu gibi uzun süre alabilir. Bazıları seneler sürer. Hidrojen peroksitin bozulması için uzun bir süre gerekir. Emin olmak için tepkimenin kinetiği hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Termokimya veya termodinamiği kinetik ile karıştırmayın. Delta G ne kadar büyük olursa olsun, ister 2, ister 2 milyon olsun, tepkimenin hızı hakkında hiçbir şey söylemez. Şimdi entropi kavramını düşünmek için bir örnek daha yapalım. Oda sıcaklığında buzun erimesi örneğini konuşalım. Hepinizin bildiği gibi bu tepkime istemlidir. Fakat entalpi değişimi pozitiftir ve endotermik bir tepkimedir. Buradaki entropi değişimini hesaplayabiliriz. Bunu kolayca yapacağınızdan eminim. Burada ürün sıvı su, reaktif ise buzdur. Entropi değerlerini yerine koyarsak sonuçta bu tepkimenin delta S değeri artı 28.59 jül bölü kilomol olarak elde edilir. Bu anlamlıdır çünkü sistemin düzensizliği artmaktadır ve bulduğumuz delta S değeri de pozitiftir. Delta S değerinin niçin pozitif olduğu sorusunu sizin için cevaplamış oldum. Katıdan sıvıya geçerken delta S niçin pozitiftir? Çünkü düzensizlik artmaktadır. Ayrıca delta G'yi de hesaplayabiliriz. Bu değerleri formülde yerine koyarsak sonuçta
-1.57 kilojül bölü mol değeri elde edilir. Tepkime istemlidir çünkü delta G değeri negatiftir. Daha fazlasını pazartesi günü konuşacağız. Bu tepkimeler üzerine sıcaklığın nasıl etki ettiğinden bolca bahsedeceğiz. Buzun erimesi olayı sıcaklığa bağlıdır. Bu durumda oda sıcaklığında delta H pozitif olsa bile tepkime istemlidir. Şimdi de oluşum serbest enerjisini nasıl hesaplayacağımızı düşünelim. Şunu biliyoruz. Tepkimenin serbest enerjisinin hesaplanmasında gördüğümüz eşitliği kullanabiliriz. Belli bir molekül için oluşum serbest enerjisini nasıl hesaplayacağımızı düşünelim. Gerçekten oluşum entalpisine çok benzer. Kısaca oluşum standart Gibbs serbest enerjisidir. Bir bar basınç altında oda sıcaklığında ve elementlerin en kararlı hallerinden bir mol bileşiğin oluşumu sırasındaki serbest enerji değişimidir. Bunları delta H oluşum çizelgesine benzer şekilde çizelgeler halinde verebiliriz. Bu daha önce bahsettiğim bir tepkimenin serbest enerji değişimine çok benzer. Bu belli bir bileşiğin oluşumu sırasındaki tepkimenin serbest enerjisidir. Formülü burada görülmektedir. Bir molekülün oluşumu sırasındaki serbest enerji değişiminin niçin önemli olduğunu düşünelim. Çünkü oluşum serbest enerjisi bir molekülün elementlerine göre kararlı veya kararsız olmasının bir ölçüsüdür. Örneğin bazı bileşikler elementlerine göre çok kararlıdır. Bu durumda oluşum serbest enerjisinin ne olmasını bekleriz? Negatif midir yoksa pozitif midir? Şimdi son clicker sorusuna geçelim. Bir molekülün oluşumu sırasındaki serbest enerji değişimi negatif ise bu bileşiğin elementlerine göre kararlılığı hakkında ne söyleyebilirsiniz? Daha mı kararlıdır yoksa daha mı kararsızdır? Son 10 saniye. Bizim için ikinci bir beraberlik. Notlara geri dönelim ve bunun hakkında biraz düşünelim. Bu bileşik elementlerine göre daha kararlıdır. Çünkü bir bileşiğin elementlerinden oluşum tepkimesini düşünürseniz, bu tepkiminin delta G değeri negatifse bu tepkime istemli olacaktır. Yani kendiliğinden oluşacaktır. Bileşiğin oluşumu sırasında ısı açığa çıkacaktır. Diğer bir deyişle bileşik elementlerine göre daha kararlı olacaktır. Bunun tam tersine oluşum serbest enerjisi sıfırdan büyükse termodinamik olarak elementlerine nazaran daha kararsızdır. Çünkü bu tepkimede enerji açığa çıkması yerine bileşiği oluşturmak için tepkimeye enerji verilmelidir. Oluşum serbest enerjisi bir bileşiğin elementlerine göre kararlı olup olmadığı bilgisine verir.